Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf MEP yayınları sayfa 188'deki alıştırmalar kısmını çözmüş olacağız. Konumuz ondalık gösterimlerle ilgili problem çözme olacak. Birinci sorumuza hızla geçiyoruz. Çevresi 20 tam %92 santim olan karesel bölgenin alanını bulunuz. Bir tane karesel bölgemiz varmış. Bunun çevresi yani dört kenarın toplamının 20 tam %92 olduğu söylenmiş. O zaman alanı bulmak için bir kenarını bulmam gerekir bu karenin. Karenin bir kenarını bulmak için de çevreyi dört kenarın toplamı olduğu için 4'e bölmemiz lazım. Yani 20 tam %92'yi 4'e bölüyoruz. Bölme işlemi yaparken önce virgülden kurtulmamız gerekirdi. Unutmayalım. 1, 2 basamak kaydırdığımızda bu sayımız 2092 olur. Yandaki sayıda da virgül kaydıracağız. Eğer virgül yoksa virgül kaydırdığımız kadar 0 ekleyeceğiz. 2 basamak kaydırdığım için buna da 2 tane 0 eklemiş oldum virgül olmadığı için. 2092'yi 400'e böldüğümüzde bir kenarın uzunluğunu bulmuş oluruz. 209'un içinde yok. 2092'nin içerisinde 400 5 defa var. 5 kere 4 20. 2 tane de 0 olduğu için 2000 yapar. Çıkardığımızda 2, 9, 0 ve 0 oldu. Şimdi buraya bir 0 ekledim ve buraya virgül ekleyerek işleme devam ediyorum. 920'nin içerisinde 400 2 defa. 2 kere 400 800 yapar. Ve çıkarmayı yaptığımızda 0'dan 0 çıktığında 0, 2'den 0 çıktı 2. 9'dan 8 çıktığında ise 1 kalır. 120 oldu. Bir 0 koyarak işleme devam ettim. 1200'ün içerisinde 400 tam 3 defa var. 4 kere 3 12. 2 tane de 0 1200 yaptı. Kalan da 0 0 0 0 oldu. Yani karenin bir kenarını 5 tam %23 olarak bulmuş olduk. Bu işlemleri yaptığımızda diyoruz arkadaşlar bir kenarı 5 tam %23. Bize bir kenarını sormadı dikkat edin. Alanını sordu. Karenin alanı iki kenarının çarpımı yani 5 tam %23 burası 5 tam %23 burası ikisinin çarpımı buranın alanını bize verir. O zaman 5 tam %23 ile 5 tam %23'ü çarpmamız gerekecek. Çarpalım bu iki sayıyı. Hemen şurada çarpıyorum. Burası sığmayabilir. Şu işlemi sildikten sonra 5 tam %23 ile 5 tam %23'ü çarpalım. Çarpma yaparken hiçbir virgül yokmuş gibi işlem yapılır. Virgül sonradan dahil edilir. Unutmayalım. 3 kere 3 9. 3 kere 2 6. 3 kere 5 15. 2 kere 3 6. 2 kere 2 4. 2 kere 5 10. Bakın virgül yokmuş gibi çarpma yapıyorum. 5 kere 3 15. Elde var 1. 5 kere 2 10. Eldeyi kullandım. 11. Elde var 1. 5 kere 5 25. Elde ekledim. 26 oldu. Şimdi topladığımızda 9 aşağıya indi. 6 6 daha 12'nin ikisi elde var 1. 5 5 daha 10. 4 daha 14. Eldeyi de kullandım. 15'in 5'i elde var 1. 1 2 eldeyi kullandım. 3 6 1 daha 7. 2 de aşağıya indi. 273.529. Şimdi virgülün yerini belirleyelim. 2 basamak bunda virgül var. 2 basamak bunda virgül var. Toplam 4 basamak kayacağız. 1 2 3 4 kaydığımızda şuraya geldi. 27 tam 10 binde 3529 şeklinde karenin alanını bulmuş olduk birinci sorumuzda. Birazcık sayımız büyük çıktı ama çıkabilir. 27 tam 10 binde 3529 şeklinde cevabımıza ulaşmış olduk birinci soruda dedik arkadaşlar. İkinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki adımları arasındaki farkın sabit olduğu bir örüntü verilmiştir. Bu örüntünün 5. terimini bulunuz demiş. Bu bir örüntüymüş. Yani eşit aralıklarla artarak veya azalarak devam etmiş arkadaşlar. O zaman artış miktarını bulmak için şu sayıdan 4 tam onda 1'i çıkarırsam arada ne kadar arttığını bulabiliriz. 5 tam %35'ten 4 tam onda 1'i çıkaracağım. Virgüller alt alta gelmesine dikkat edin çıkarma işleminde arkadaşlar. Eğer farklı sıralamada yazarsanız sonuç farklı çıkar. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyorsunuz. Boş kalan basamağı ne yapıyoruz? 0 ekliyoruz. Onu da unutmayalım. 5'ten 0 çıktığında 5. 3'ten 1 çıktı 2. Virgül. 5'ten 4 çıktı 1. Yani 1 tam %25 artış miktarı. O zaman her aralıkta 1 tam %25 artmış demektir bu. Burada 1 tam %25. Burada 1 tam %25. Burada 1 tam %25 arttı. Eğer diğerlerini denemek isterseniz bundan bunu çıkararak da arada bir tam %25 var mı yok mu inceleyebilirsiniz. Ama görüldüğü gibi bir tam %25 var
hesap ettiğimizde. Şimdi bunu bulmak için 7 tam %85'e 1 tam %25 eklersem yeni sayımızı bulmuş olurum. O zaman 7 tam %85'e 1 tam %25 eklediğimizde cevabımız ortaya çıkacak. Topluyoruz. 5, 5 daha 10, 10'un 0'ı elde var 1. 8, 2 daha 10, eldeye ekledim. 11'in 1'i elde var 1. Virgül. 7, 1 daha 8, eldeye ekledim. 9. Yani 9 tam %10 olarak bu sorunun cevabı çıkmış oldu. Son boşluğumuza 5. sayımızın yerine gelmesi gereken sayımız 9 tam %10 olacak dedik ikinci sorumuzun cevabında. Üçüncü sorumuza geçtik. Yukarıdaki işlemde 16 adet ondalık sayı vardır. Buna göre işlemin sonucunu bulunuz. Burada dikkat edersek arkadaşlar işleme baktığımızda şu işlem tekrar ediyor sürekli. 0 tam onda 9 eksi 0 tam %25. 0 tam onda 9 eksi 0 tam %25. Aynı işlem. Aynı işlem devam etmiş. 16 adet sayı varmış. O zaman ikişerli gruplara ayırdığım için ben 8 tane bu işlemden var diyebilirim. Çünkü 16 tane sayı var. İkişer ikişer ayırdığım için 16'nın yarısı yani 8 tane işlem yapılmış burada. Benim gruplandırdığım şekilde 8 tane işlem var. O zaman bir tanesinin sonucunu bulduğumda 8 ile çarparak işlemin sonucuna ulaşabiliriz. Tek tek işlem yapmamıza gerek kalmaz. Kolay yönden cevabı buluruz. Bir tanesinin sonucunu buluyorum. 0 tam onda 9'dan 0 tam %25 çıkar demiş. Yine virgüller alt alta gelmesine çok dikkat etmeniz gerekir. Aksi halde sonuç yanlış çıkar. Boş kalan yere 0 yazmayı unutmuyoruz. 0'dan 5 çıkmaz. Yandan aldım. 10'dan 5 çıktı. 5 kalır. Burada 8 kaldı. 8'den 2 çıktığında 6 kaldı. Burada 0 aşağı indi. 0'dan %65 bir tanesinin sonucu olmuş. 0'dan %65 evet bir tanesinin sonucu. Kaç tane bundan var dedim. 8 tane bu işlemden var dedim. O zaman 0'dan %65 ile 8'i çarparak bu iş sonucunu bulabilirim. 8 kere 5 40. 40'ın 0'ı elde var 4. 6 kere 8 48. 4 daha 52. 52'nin 2'si elde var 5. 8 kere 0 0. 5'i de eklediğimizde 5 oldu. 5, 520 çıktı. Şimdi virgülün yerini belirliyorum. 2 basamak virgüllü sayı olduğu için 2 basamak kaydırıyorum. 1, 2 kaydırdığımızda 5 tam %20 olarak bu işlemin sonucuna ulaşmış oldum. Uzun uzun bakın tek tek işlem yapmadım. Bir tanesinin sonucunu bulup toplam 8 işlem olduğunu tespit ettiğim için 8 ile çarparak sonuca direkt ulaşmış oldum. 3. sorumuzun cevabında. Dördüncü sorumuzla devam ettim. Ceren iki arkadaşı ile birlikte dolmuşa biniyor. Kişi başı 2 tam %25 TL olan dolmuş ücreti için şoförü 20 TL ödeyen Ceren para üstü olarak kaç TL alır? Şimdi iki arkadaşı ile birlikte bindiği için Ceren toplamda kaç kişi yaptılar? 3 kişi. Bir tanesi kişi başı 2.25 ödediğine göre 3 kişinin fiyatını bulmak için 2.25'i 3 ile çarpmamız gerekecek. 5 kere 3 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 2 6 eldeye ekledim 7. 3 kere 2 6 675. 2 basamak virgül olduğu için 1 2 6 virgül 75. Yani 6 tam %75 TL ödeyecekler. Kaç para vermişler dolmuşa? 20 TL vermişler. Para üstünü bize sormuş. O zaman 20 TL'den 6,75'i çıkarmam lazım. Bakın burada virgül olmadığı için tam kısmı altına gelecek şekilde 20'yi yerleştirmeniz lazım. Bu çok önemli bir nokta. Eğer 20'yi yanlış yere yerleştirirseniz sonuç çok farklı bir şey çıkar. 26 sayısı tam kısmı gelecek şekilde üstüne yazılır. Buraya virgül koydum. Boş kalan yerlerde sıfırı yazabilirsiniz. Çıkaracağız şimdi. 0'dan 5 çıkmaz. Yandan aldı. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 6 çıktı. 3 kaldı. Burada elde verdiği için 1 kalmıştı. 1'i aşağı indiğimizde 13 tam %25 olarak 13 tam 25 kuruş. 13 TL 25 kuruş para üstü alır cevabımız olacak. 4. sorumuzun cevabında diyoruz arkadaşlar. 5. sorumuza geçtim. Burak 10 kilogram toz şeker almak için markete gider. Rafta 0,5 kilogram, 1 kilogram ve 2,5 kilogramlık paketler halinde toz şeker bulunmaktadır. Her çeşit paketten en az bir adet almak zorunda olan Burak en az kaç paket alabilir demiş ve en çok kaç paket alabilir diye hesap etmemiz istenmiş. Biraz daha mantık soruları bunlar. Dikkat gereken sorular. O yüzden dikkatle yapmanız gerekir. Bu parçaları birleştirerek 10 kilogramı tamamlamam lazım. En az olması için
Hep büyük paketleri almanız lazım. En az paketi sayısına ulaşmak için en ağır paketleri seçmeniz lazım. O yüzden hepsinden birer tane almak zorunda olduğu için bir tane yarım kiloluk, yani 0,5'lik aldım. Bir tane 1 kilogramlık aldım. Bunları almak zorundayım birer tane. Geri kalanları 2,5 kilogramlıklardan alabilirim en az olması için. Bir tane 2,5 aldığımda burayı bir toplarsam bir yarım daha 1,5, 2,5 daha 4 yapar. Daha 10'a çok var. Bir daha 2,5 ekledim. Buraya kadar 4'tü. 2,5 daha 6,5 eder. Bir tane daha ekleyeyim. 6,5'a 2,5 daha ekledim de kaç eder arkadaşlar? 9 eder. 9 yaptı şu an buranın toplamı. Bir daha 2,5 ekleyemiyorum. Çünkü 10'u geçiyor. 10 kilogram alması gerekir. O zaman en az olması için bir tane de 1 kilogramlık alırsam 10 kilogramı tamamlamış olurum. Bakın hesap edelim tekrardan. Yarım, bir daha, 1,5. 2,5 ekledim 4. 2,5 ekledim 6,5. 2,5 ekledim 9 yaptı. 1 ekledim 10 yaptı. Tam 10 olacak şekilde yerleştirdim. Nasıl yerleştirdim bir daha söyleyelim. En az olması için önce her birinden birer tane aldım. Çünkü en az bir adet almak zorundaymışım. Sonradan 2,5 kilogramlıklardan almaya başladım. Ama 3'ü aldığımda bu sefer 10'u geçtiği için 2 tane aldım. Bir tane de kalan kısmına da bir tane 1 kilogramlık aldım. Tamamlamak için kilogramımı bu şekilde en az paketi almış oldum. Kaç paket aldım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 paket aldım. Yani toplamda en az alabileceği paket miktarı 6 adet olacaktır diyoruz arkadaşlar. A şıkkımızın cevabı bu şekilde kilogramlık paketler almak zorunda ve en az 6 adet paket almak zorunda dedik A şıkkımızın cevabında. Şimdi B'yi hesap edelim. En çok dediği için bu sefer de az kilogramlıklardan fazlaca almam lazım. O yüzden bunlardan birer tane almak zorunda olduğum için bir tane 2,5 kilogramlık aldım. Bir tane de 1 kilogramlık aldım. Artı geri kalanını yarım kilogramlık alacağım. Bir tane aldım. 2,5, bir daha 3,5, yarım daha 4 yaptı. Daha çokça alabilirim. Bir tane daha aldım 4,5 yapar. Bir tane daha aldım 5 yaptı. Bir tane daha aldım. Şöyle altına ekleyelim. Bayağı sürecek çünkü. Ne yapmıştı burası? 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, devam ediyorum. 8, pardon yanlış yazdım. Şöyle birkaç tane daha ekleyeyim, sayacağım sonrasında çünkü karışıyor yazarken. Bir sayayım şimdi. 2,5, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, şu 5, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, bir tane daha aldığımda 10 olmuş oldu arkadaşlar. 10 kilogramı sağladı. En çok ne kadar paket alabilirmişim? Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane paket alabilirmişim en çok. Yani B şıkkımızın cevabı da 15 adet olmuş olacak diyoruz. A şıkkımız 6 adet, B şıkkımız 15 adet olarak bulunmuş oldu diyorum. Birazcık dikkat gereken zor bir soruydu. Beşinci sorumuz. Bu sorulara dikkat ediniz. En çok en az dediği sorular arkadaşlar önemli soru tipleridir diyoruz. Ve altıncı sorumuza geçtik. Son sorumuz. Sabit hızda 8 saatte 540 kilometre yol alan bir aracın yarım saatte kaç kilometre yol alabileceğini bulunuz demiş. Şimdi 8 saatte bu kadar yol gittiyse önce 1 saatte ne kadar gitmiş onu bulmak için 540'ı 8'e bölelim. 1 saati bulalım, sonra da yarım saati buluruz. 540'ı 8'e böldüğümde 54'ü 8'e böldüğümde 8 kere 7 56 geçer, olmadı. 6 defa 6 kere 8 48. 14'ten 8 çıktığında 6 kalır. Burada 4 kaldı, 4'ten 4 çıktı 0. 0 aşağı indim 60. 60'ın içerisinde 8, 7 defa 8 kere 7 56. Çıkardığımızda 10'dan 6 çıktı 4. Burada 0 kaldı. 0 ekleyerek işleme devam ettim. 40'ın içerisinde 8. Buraya da virgül attım 0 attığım için. 40'ın içerisinde 8. 5 defa 8 kere 5 40. Kalan 0 0. Yani saatte 67,5 kilometre yol gitmiş. Ama bize saati sormadı. Dikkat edin. Yarım saati sordu. Yani bunu da 2'ye bölmem gerekecek. 675'i 2'ye, şey 67 tam onda 5'i 2'ye bölüyorum.
Burada bölme işlemi yapabilmem için ne yapıyorum arkadaşlar? Virgülden kurtarmam lazım. O yüzden bunu virgülden kurtardığımda 675 yaptı. Bunu virgülden kurtardığım için diğerine de virgüllü sayı olmadığı için 0 ekliyorum. Yani 675'i 20'ye bölerek işlemin sonucunu bulmamız gerekecek. 67'nin içerisine 20, 3 defa 20 kere 3 60 çıkardığımızda 7 kaldı. Burası 0. 5'i aşağıya indim. 75'in içerisinde 20, 3 defa 3 kere 20 60 çıkardığımızda 15 kaldı. 0 ekledim. Buraya da virgül ekledim. 150'nin içerisinde 20, 7 defa 7 kere 20 140 çıkardığımızda 10 kaldı. Bir sıfır daha ekledim. 100'ün içerisinde 20, 5 defa 5 kere 20 tam 100 yapacak ve burası da sıfırlanmış oldu diyoruz arkadaşlar. Yani 33 tam %75, 33,75 kilometre yarım saatte aldığı yol dur diyorum. Direkt arkadaşlar şunu yapanlar olmuş olabilir, doğrudur. 540'ı hocam 8 saat toplam 16 tane yarım saatten oluşur. 540'ı direkt 16'ya bölseydik olur muydu? Olurdu arkadaşlar. Biz iki işlem olarak yaptık. Direkt 16'ya bölerek yapan arkadaşlarımız varsa onlar da doğru işleme ulaşmışlardır diyoruz. Burada biz iki işlemle önce saatte kilometre ne kadar gittiğini bulduk. Sonra da yarım saat için ikiye bölmüş olduk diyoruz. Ve burada 33 tam %75 cevabımızı verdik. Ve ödevimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.